Alaska, güzel, vahşi ve tehlikeli. Dört grup modern hayatı arkalarında bırakıp, 3 ay boyunca bu vahşi ormanda, zorlu doğa şartlarında hayatta kalmaya çalışacak. Soğuk, acımasız kış gelmek üzere. Tam 1 ay sonra, güneş öğleden sonraları batmaya başlayacak ve bazıları için duvarlar artık örülmek üzere. 22'liyi getir. Gruplardan birinin her şeyi var ama macera için bu riski göze alıyorlar. Aman Tanrım! Hepsi hayatta kalmayı öğrenmek zorunda. Bu bir intihar görevi. Hadi, 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 hadi! Son sınır. Greg! Hawkins buzulunun yükseklerinde, kurtlar Greg ve Bernice'in küçük kulübesinin etrafında dolaşıyor. Bir tanesi kulübenin 30 metre yakınına geldi. Hayatta kalma konusunda uzman olan Paul'ün uyarılarına rağmen zamanlarının çoğunu kulübede geçiriyorlar. Kapalı mekanın sıkıntı yarattığı gerçek. Ne kadar çok dışarı çıkıp bir şeylerle uğraşırsanız ruh sağlığınızı o kadar korursunuz. 19 metrekarelik köhne kulübenin içinde tıkılı kalınca bir şey yapamadıkları için sıkılmaya başlıyorlar. Bunlar sanki beni istemiyor. Ben de onları pişireceğim ve postacıyı bekleyeceğim. Doğada yaşamak için mi yaratılmışım bilmiyorum. Botlarımın içi yanıyor. Parmaklarım içine girdiğinde çok sıkışabilir. İşte sabahları botlarımızı bu şekilde giyiyoruz. Gördüğünüz gibi işte böyle. Evet, giydim bile. Harika oldu değil mi? Yapabilir miyim bilmiyorum. ...32 kilometre doğudaysa farklı bir hikaye var. Hadi! Tim, Alan ve Jasmine'in 3 ay boyunca kendilerine yetecek kadar yiyecekleri, suları ve yakacak odunları var. Jess, iyi misin? Sadece şakaydı. Yoğun çalışmalarının karşılığını almışlardı. Alaska'da karşılarına çıkabilecek her türlü zorlukla başa çıkabileceklerinden emindiler. Kendilerine o kadar güveniyorlardı ki bir maceraya atılmaya karar verdiler. Zorlu doğa şartlarına ve değişken havaya rağmen Hawkins buzuluna gidip Greg ve Bernice'i ziyaret etmeye karar verdiler. Harita üzerinde yaklaşık 30-40 mil görünüyor ama buna nehirlerin, ormanların etrafından dolaşmak dahil değil. Kendi kulübelerinin yerini gösteren haritada Pearson'ların yeri de işaretli. Bu hafta içinde hava birden değişebilir. Havanın durumu çok önemli. Eğer 8 günlük bir geziden bahsediyorsak bu durumda hava şartları ne olursa olsun durumu kabullenmek zorundayız. Masal gibi bir şey. Hawkins bizim için son macera. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Daha önce kimse böyle bir şey yapmadı. Yanlarına kendilerine 8 gün yetecek kadar yiyecek alan 3 arkadaş artık hazırlar. Çantalarının ağırlığı yaklaşık 45 kilo. Vücut ağırlığımın neredeyse %60. Ve 64 kilometre boyunca kar ve buzların, donmuş nehirlerin üzerinden, dağların etrafından ve yüksekliği 1000 metreye varan buzulların tepesinden geçmek zorundalar. Alaska kesinlikle uçların yaşandığı bir yer ve tabii bir de Alaska faktörü denen bir şey var. Burada her şey düşündüğünüzden daha büyük, daha uzun ve daha zorlu. O kadar da ağır gelmedi. Hadi bakalım. Eksik malzemeyle çıkmayın. Hazırlanmadan çıkmayın. Gerçek şu ki asla başaramazsınız. Aslında bizim asıl amacımız biraz eğlenmek. Hawkins! Ama bu 3 arkadaş çok geçmeden yaptıkları bu yolculuğun ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettiler. 55. yol sanırım bu taraf. Yani 55'e geldiğimizde ormanda mı kamp yapacağız? Bu çok tehlikeli olabilir. Çok gerildim. İnanın bu durum beni çok korkutmaya başladı. Alaska'nın güneyine kış geldi bile. Şimdiye kadar 4 grup da belirli başarılar elde etti. Ama bu arada dondurucu soğuklar ve değişken hava şartlarıyla başa çıkmak zorunda kaldılar. Aşağı tarafta Icy Körfezi'nin kıyılarında Jeff ve Elizabeth umutsuz bir durumda. İyi misin? Doğrusu ucu ucuna yaşıyoruz. Çoğu zaman karnımız aç oluyor. Birkaç tane somon balığı yakaladık. Sadece balık yedik. Hatta öyle yavaş yedik ki bize birkaç hafta yetti.
Çıplak elle balık yakaladılar. Yengeç yakalamak istediler. Geyiklere sessizce yaklaştılar ama birkaç balık ve deniz tarağından başka bir şey yakalayamadılar. Yaşamımız okyanustan gelecek her türlü ete bağlı olduğundan bu noktada planımız okyanusa ulaşmak. Bunun en azından 4 saatlik bir yürüyüş olduğunu da farkındayız. Kar yağmıyor. Bu yüzden yanımıza bir gecelik yiyecek ve eşya almayı düşünüyoruz. Evet, yola çıkıp Alaska Körfezi'ne kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bu arada sahile gidip biraz deniz tarağı yakalarız. Yanımıza balık oltalarımızı ve makaralarımızı da alacağız. Belki birkaç balık tutmayı başarabiliriz. Dört grup içinde onların durumu en kötüsü. Öncelikle her ikisi de şimdiden 7'şer kilo verdiler. Alaska Körfezi, biz geliyoruz. Çok doğru. Rüzgarı arkamıza almalıyız. Evet. Çok güzel. Umarım hep böyle olur. Ayıların ülkesinde yiyecek arama çalışmalarına başladılar. Şu buzullara bak. Sanırım yolculuk sırasında kar yağacak. Alaska'nın hiçbir yerinde hava Icy Körfezi'ndeki kadar çok değişken değildir. Sanki birden kış bastırdı. Geçişler çok ani oluyor. Burası bölgenin en yağışlı kesimi. Fırtınalar hiç belirti bile göstermeden bir anda geliyor. Yürüyüş sırasında kar yağmamasını umut ediyordum ama karın avantajlarından biri de karda ayıların izini takip edebilmemiz ve yürüyüş sırasında çevrede olanları anlayabilmemiz. Buralarda bir yerde ayılar olabilir. Geçen haftaya kadar hava bu kadar soğuk değildi. Bu yüzden ayılar kış uykusuna yatmamıştı. Uzun uykularına dalmadan önce son bir kez biçiler yemek için dolanıyor olmalılar. Doğrusu ayılarla karşılaşıp onlarla boğuşmak istemeyiz. Çitna Vadisi'nde ise Tim, Alan ve Jasmine yürüyüşlerinin ikinci günündeler. Ve Hawkins buzuluna 16 kilometre uzaktalar. Bu arada ne kadar savunmasız durumda olduklarını hatırlatan bir durumla karşılaşırlar. Aa, aman tanrım, şu ayı izlerine bakın. Hey, bu izler daha çok yeni. Bu inanılmaz. Ne kadar büyük, baksanıza. Bunlar şimdiye dek gördüğümüz en büyük ayak izi olmalı. Devasa. Bence biz koca ayağı bulduk çocuklar. İzler en az bir haftalık. Tamam, yola devam edelim. Tamam. Bu arada bulutlar toplanmaya başlar. Sahili etkisini alan fırtına onlara doğru yaklaşmak üzeredir. Hava kötüleşmeye başladı. Bir saatten kısa bir süre içinde sıcaklık 12 dereceye kadar düşer. Ve grup nehre vardığında yoğun bir kar yağışı başlar. Bu iş çok zor olacak. Şimdi bir ayağımı buraya koyuyorum. Büyük bir bölümü donmuş. Bir şey olmazsa tamamdır. Ama yine de geçişlerde zorluklar yaşayabiliriz. Yağan kar, nehrin üzerinde uzanan buz tabakalarındaki çatlakları gizleyerek yeni bir tehlike oluşturabilir. Su hemen hemen donma noktasında. Eğer suya düşerlerse 90 saniye içinde hipotermi başlayabilir. Biraz daha, biraz daha. Amerika'da her yıl 700 kişi hipotermiden ölüyor. Fırtınanın şiddeti arttıkça grup çok geçmeden beyaza bürünür. Görüş mesafesi 15 metre kadardır. Ve ne tarafa gideceklerine karar veremezler. Ben burada durmak istiyorum çocuklar. Baksanıza, bizim amacımız peki nedir? Peki ama nereye gidiyoruz? Bilmiyorum, sadece 55. yolu tahmin ediyorum. Ben şimdi sana 55 nerede söyleyeceğim. 55. yol sanırım bu taraf. Yani 55'e geldiğimizde ormanda kamp mı yapacağız? Ama bu çok tehlikeli. Her yer bembeyaz olduğunda böyle bir arazide sola ya da sağa dönmek çok kolay. Burada tek öğrendiğimiz bir yola gideceksin ve o evet. Yoldan ayrılmayacaksın. Jasmine'in yüzünü gördüğümüz tarafa doğru evet, gidiyoruz. Evet Jas, 70 yerine bu olabilir. Hadi buraya. Tamam. Evet, yani bu taraf. 70. Ne? Gördüğünüz gibi önümüzü göremiyoruz. Çok gerildim. Doğrusu bu durum beni korkutmaya başladı. Son birkaç saattir kardan ve birkaç dal parçasından başka bir şey göremedik. Ve her an kendimizi tehlikenin ortasında bulabiliriz. Değerli zamanlarını boşa harcıyorlar. Nehrin üzerinde her türlü tehlikeye açıklar. Karanlık basmadan önce ağaçlık alana varmalılar. Hadi ikinci defa yapalım. Önümüzü göremiyoruz. Icy Körfezi'nin derinliklerinde kar fırtınası şiddetini artırırken Jeff ve Elizabeth kara ve buza mahkum oluyor. Nasıl gidiyor? Doğrusu çok fazla ıslandım. Soğuk yüzünden olmalı. Evet. Güneşinden sadece 6 saat yararlanabileceğimiz gerçeğini düşünmek zorundayız. Şu anda bildiğiniz gibi yerde 15-20 saatim kar var.
ve her yer beyaza büründü. Böylesine büyük bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğiniz zaman öyle arkanızı dönüp canınız istediğinde eve geri dönemiyorsunuz. Bu havada gerçekten de yolumuzu kaybederiz. Fırtına onları durdurmaya zorlar. Kamp kurarak kötü hava şartlarının geçmesini beklerler. Yolculuk boyunca hava şartlarının bizi çok zorlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden burada kamp kuracağız. Geceyi burada geçireceğiz. Bence yarın biraz daha gergin olacağız.